Arkadaşlar merhabalar, ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün TYT Matematik Kampımızda 42. günümüzdeyiz artık, 54. videodayız. Barış Yayınları video ders kitabından ilerliyoruz kampımıza. Bu kampa katılmak isteyen değerli öğrencilerim duyurulur. Açıklama kısmında bu kitabın satış linki mevcut. Dileyen, isteyen buradan kitabı satın alıp benimle beraber bu kampı bitirebilir. Evet gençler, hali hazırda problemlerdeyiz biliyorsunuz. Yani problemler dediğimiz kısım hem MSÜ'nün hem de TYT'nin o 30 tane matematik sorusunun içerisinde, hani 10 tanesi geometri olmak üzere 30 tanesi matematik sorusu ve biliyorsunuz ki ortalama 13, 14, 15 civarında bir problem sorusu çıkıyor. Dolayısıyla MSÜ'de de TYT'de de problemi halleden açıkçası bir tık değil, bir 3-4 tık avantajlı olmuş oluyor. Yani düşünün, bazı öğrencilerim var hala mail atıyorlar, hala yorum kısmına yazıyorlar, Instagram'dan DM atıyorlar ve diyorlar ki hocam benim netlerim 8-9 civarında, bunu ben yükseltemiyorum, bunu yükseltmek için neler yapmam lazım diye sorular soruyorlar. Ki bu arkadaşlar problemler, hani şöyle diyeyim ben sana, eşitsizlikti, üssüz sayıydı, mutlak değeriydi, kümesiydi, mantığıydı, fonksiyonuydu, bunlar da TYT matematik konuları, kümelerdi. Bunlar da TYT matematik konuları ama hani problemlerde en azından 13-14 tane problem sorusunun içerisinden şöyle zaten 8-9 tanesini yapsa, diğer bölümlerde de 8-9 tane yapmayı başarsa zaten kendini 15-16 netlere eriştiriyor. Bundan kaynaklı bizim için problemler aşırı derecede mühim. Madem problemler önemli, şimdi Temmuz başında çalışmaya başlayan öğrenciler veya Temmuz'da çalışmaya başlayan öğrenciler yaklaşık olarak şu an TYT matematik konularında problemlere kadar geldiler. Herhangi bir kurs merkezine gidiyorsan problemlere kadar, eğer ki böyle VIP kurs merkezlerinde falan, hani dönemin en başında sınav biter bitmez aynı YouTube'daki kamplar gibi biliyorsunuz derslere başlıyorlar, problemlere kadar geldiler. Daha sonrasında YouTube'dan herhangi bir kamp takip eden öğrencilerim problemlere kadar geldiler ki sizler de şu an bu şekildesiniz. Gençler aklınızda bulunsun, problemler, hani Türkçe hocaları bahsediyorlar ya, her gün mutlaka paragraf çözülmeli diye, matematikçiler de bas bas bağırıyorlar da artık seslerini duyun arkadaşlar. Problemler de çözülmesi gerekiyor her gün sınava kadar. Mutlaka çözülmesi gerekiyor. Hani abartılı şekilde değil, günlük 30 tane 40 tane problem çözmenden bahsetmiyorum senin. 30-40 tane problemi 2 saatte anca bitirirsin. Ben neden bahsediyorum? Hocam bir alışkanlık haline getirmen gerekiyor bunu. Günlük minimum 8 tane 9 tane 10 tane problem çözmen lazım ki ortalamasından bahsediyorum. Yeter mi hocam? Yeter, çünkü sınava kadar bir alışkanlıktan bahsediyoruz artık burada problemler konusunda. Mutlaka çözmen gerekiyor. En azından şöyle, hani bir ayını kotaracak ve tamamıyla ÖSYM tarzı sorulardan oluşan bir kaynak da önerebilirim ben sana. Tamamını kendim yazdığım bir kaynak. 40 soru serisi problemler gençler. Mutlaka incelemenizi öneririm. Mutlaka. İçerisinden hocam sayfalar, böyle sorular görme ihtimalimiz var mı? Trendyol'a veya Hepsiburada'ya falan girdiğiniz zaman veya kitapfoni.com'a girdiğiniz zaman 40 soru serisi problemler diye arattırdığınız zaman oraya ben 8-9 sayfa örnek sayfalar da koydum. Hocam en beğendiğiniz sayfaları koymuşsunuzdur. Yok arkadaşlar, yani rastgele sayfalar koydum. İşte 10. sayfa, 15. sayfa, işte 32. sayfa, rastgele sayfalar koydum. Oradaki yerleri de inceleyebilirsiniz. Tabii şöyle de bir durum var. Bunun kampı da zaten hazır. Yani yaklaşık bir 9-10 ay önce çekmiş olmam gerekiyor. 40 soru serisi problemler diye girip arattırdığınız zaman da bir oynatma listesi de mevcut açıkçası. Bunun oynatma listesine girip bakabilirsiniz. Buradaki soruları inceleyebilirsiniz. Videonun akışını, benim anlatım kalitemi inceleyebilirsiniz, yorumlayabilirsiniz. Buna bağlı olarak da bu kitabı edinebilirsiniz arkadaşlar. Kitap dediğime bakmayın, 88 sayfalık ince bir fasikül aslına bakarsanız. Ciddi anlamda size değer katacak bir fasikül. Ben zaten sizi düşünen bir hoca olarak öyle boş boş şeylerde de bulunmam. Yani nasıl diyeyim, size tavsiyelerde de bulunmam açıkçası. Ciddi anlamda görmeniz gereken, size faydası dokunacak bir kitap, aklınızda bulunsun diyelim. Evet. Bugünkü konumuz ise karışım problemleri, kazanın bakışını ele alacağız. Olabildiğince sade ve sakin anlatmaya gayret göstereceğim. Anlaşılır biçimde anlatacağım arkadaşlar. Dolayısıyla pür dikkat dinlemenizde fayda var. Aklınızda bulunsun. Şimdi karışım problemleri diye eğer hazırsan başlayalım. Daha sonrasında ÖSYM bakış testine geçeceğiz çünkü vakit kaybetmeyelim. Hadi derse. Evet, şimdi öncelikli olarak karışım problemlerine şöyle yaklaşalım. Karışım problemlerinde farklı çözüm yöntemleri de göstereceğim ben size. Dolayısıyla bu farklı çözüm yöntemlerini de öğrenmeye gayret göster. Tek düze bir eğitim modeline alışmaktansa, tek düze bir soru çözüm yöntemine alışmaktansa farklı şeyler bizim ufkumuzu geliştirir biliyorsun. Bundan kaynaklı farklı çözüm metotları da göstereceğim ben sana. Dolayısıyla iyi dinle. O çözüm yöntemlerini de anlamaya gayret göster. Zaten birazcık da fizik biliyorsan bu yöntemleri de göreceksin. O fizik derslerindeki ne de kimya derslerindeki sorularda da, matematik sorularında da sana büyük faydası dokunur bu yöntemin. Şimdi beni iyi dinle. Öncelikle başlayalım. Birbiriyle çözünen ya da çözünmeyen iki veya daha çok maddenin karıştırılmasıyla elde edilen maddeye biz karışım diyoruz. Tuzla su gibi, şekerle su gibi, şekerle süt gibi, fındıkla fıstık gibi, altınla gümüş gibi karışım örnekleri olarak karşımıza hep soruların içerisine çıkabilir. Burada ben bir sürü karışım saydım. Tuzlu su, şekerli süt, fındıkla fıstık, altınla gümüş. Bunlar benim için hepsi aynı. Çünkü zaten temel mantık aynı. İki tane birbirinden farklı madde karıştırılacak ve biz buna karışım diyeceğiz. Olay zaten bu. Ben bunların hepsini X ve Y karışımları olarak görüyorum aklımda. Sen de bu şekilde düşün. Bir karışımdaki herhangi bir maddenin ki buna A dedik, yüzde oranı orantı kurularak bulunabileceği gibi, yani A maddesinin miktarını karışım miktarına bölüp bunu da acaba yüzde kaçtır diye sorarken mesela karışımda A maddesi, o zaman yüzde X. Ben bunları birbirine eşitleyip içler dışlar yaparak x'i çekerek bu denklemden elde edebilirim. Peki iki ayrı karışımın karıştırılması durumunda ne yapacağız? Bak, iki tane farklı karışım karıştırılıyor. Zaten bizim problemlerimizde bunun üzerine dayalı olacak. Bunun üzerine kurulu olacak. Tuz oranı %x olan A litre tuzlu suyla tuz oranı %y olan B litre tuzlu su aynı kapta karıştırılırsa oluşan yeni karışımın tuz oranı nasıl bulunacak? Şimdi bu %x'ti ve A litre. %y'ydi ve B litre. Şimdi ben bu ikisini karıştıracağım. A artı B litrelik bir karışım elde edeceğim ve bunun da karışım oranı %x olacak arkadaşlar. Peki bu %z olacak. Bu %z'yi elde etmenin bir yolu var mı? Var. Şöyle yapıyorsun. En kısa haliyle, en sadeleştirilmiş haliyle, yoksa denklemi bu şekilde kurmayacağız tabii ki. A ile x'i çarpıyorsun. B ile y'yi çarpıp topluyorsun. Ve topladıktan sonra da bunu da neye eşitliyorsun? A artı B ile z'yi çarpıyorsun, buna eşitliyorsun. Eğer ki sen buradan kalkıp da z'yi çekecek olursan denklemin içerisinden, yani sen burayı şöyle göstereyim ben sana. Z'yi nasıl çekerim ben burada? Çarpı z olduğu için bu z burada sabit kalsın isteyeceğim. Şuradaki A artı B'yi karşıya bölüm olarak gönderecek olursam, bak bana AX artı BY bölü A artı B dediğimiz ifade aslına bakarsan bize z'yi verecek, yani cevabı verecek. Şimdi burada çeşitli yorumlamalar bize sorunun içerisinde kolaylıklar da sağlayabilir tabii ki. Nasıl kolaylıklar? Örnek veriyorum. Burada x y'den daha küçük olsun diyoruz. Yani bunun karışım oranı bunun karışım oranından daha düşük olsun. Mesela tuzdan bahsedelim. Tuz oranı %x %y'den daha küçük olmak üzere. Eğer ki ben bu ikisini karıştırıyorsam karışımın tuz oranı bu ikisinin arasında çıkmak zorundadır. Bundan daha büyük veya bundan daha küçük çıkma ihtimali yok arkadaşlar. Daima arasında çıkacaktır. Öncelikle bunu anlayalım. Daha sonrasında eğer ki şurada A litre B litreden daha fazlaysa, yani birinci karışım ikinci karışımdan daha fazla miktardaysa, o halde x z'den daha küçük olmak üzere, yine bak x z'den yine küçük, lakin bunun üst sınırını şu şekilde sınırlandırabilirim. Şimdi örnek veriyorum. Şöyle düşün. Şurada %10'luk bir karışımım var. Burada %20'lik bir karışımım var. İkisini karıştırdım ve eşit miktarda karıştırdım. Eşit miktarda karıştırdıysam eğer, bunların karışımın tuz oranı %15 olur. Tam ortasındaki sayıya tekabül eder. Tam ortasıdır. Ama tutup da sen şunun miktarını daha fazla koyarsan karışıma, ortalamayı kendine doğru çekecektir. Bu karışımın tuz oranı artık %10'a daha yakın bir değer olacaktır. Yani ortalamadan daha küçük olacaktır. X artı y bölü 2 demek, x de y'nin aritmetik ortalaması demek. Yani tam ortasındaki sayıdan daha küçük bir değer olacaktır. Eğer ki a b'den küçükse bu sefer de tam tersi. alt sınırımız ortalamadan daha yüksek olacaktır. Çünkü eğer ki ben şundan, yani %20'lik karışımdan ortaya karışık yaptığım karışıma daha fazla miktarda koyacak olursam, bu da kendine ortalamayı çekmek isteyecektir. Yani o bizim karışımımızın tuz oranı %15'ten, yani ortalamadan daha yüksek olacaktır. Bundan kaynaklı x artı y bölü 2 deriz arkadaşlar alt sınıra. A, B'ye eşitse tam olarak ortalama değer çıkacaktır. Aritmetik ortalaması çıkacaktır. Bunları lütfen unutmayın. Soruların içerisinde çok net biçimde kullanacağız çünkü. Daha sonrasında homojen karışımın her biriminde madde oranı aynıdır. Şimdi homojen karışımdan bahsediyoruz. Mesela örnek veriyorum. Böyle homojen bir karışım. Tamam, şöyle diyelim. Şekerli su. Tamam, homojen karıştırdık biz bunu. Ve şunu iddia ediyoruz. Bu karışım homojendir. Dolayısıyla bu karışımın eğer ki şeker oranı %10'sa, örnek veriyorum. Yani bu ne demek oluyor? 9 litre su, 1 kiloda şeker koyduk. Yani 1 litreli kısmı da bunun şeker olsun diyelim. Tamam mı? Şimdi ben bu karışımdan 1 litresini alırsam, o elde ettiğim 1 litrelik şekerli suyun 900 gramı ya da 0.9 litresi diyelim, yine suyken 0.1 litresi şekerdir arkadaşlar. Homojen ya. Yani sen bundan bir damla bile alsan, o bir damlanın %90'ı yine sudur, %10'u yine şekerdir. Çünkü homojen bir yapıya sahip bu. Bundan dolayı başlangıçtaki karışım, dökülen karışım ve kalan karışımın oranları her daim aynıdır. Bir tuzlu su karışımına ilave edilen saf tuzun tuz oranı %100'dür. Çünkü saf tuzdan bahsediyoruz. Ve saf suyun, eğer saf su ekliyorsam, bunun tuz oranı %0'dır. Veya tam tersini düşünelim. Saf su ekliyorsam su oranı %100'dür ki tuz oranı %0. Eğer ki saf tuz ekliyorsam bunun su oranı bu sefer %0'dır. Ve buharlaşan madde tuz olamaz hiçbir zaman. Daima sudur veya şeker olamaz veya herhangi bir homojen karışımın içerisinde ben buharlaştırıyorsam, sıvıyı ısıtıyorsam, karışımı ısıtıp bir buharlaşma bekliyorsam, o buharlaşan şey sudur arkadaşlar soruların içerisinde. Şeker veya tuz değildir. Suyun tuz oranı %0'dır. Bunlar da unutulmamalı. Pekala, şimdi ilk sorumuza bakalım. Kazanın bakış 1 ile başlıyoruz arkadaşlar. 17 gram tuzla 33 gram su karıştırılıyor. Yani şimdi benim toplam karışım miktarım 17 artı 33'den 50'dir. Şimdi 50 gram bir karışımım var elimde. Homojen bir karışım elde ediliyor bu arada. Karışımın tuz oranı soruluyor. Bu 50 gramın içerisinde ne kadar tuz vardı? 17 gram tuz vardı. Bak, tuz oranı soruluyor. Yüzde sorulmuyor. O zaman sen diyeceksin ki 17 bölü 50'dir diyeceksin. Yani tuzu tümüne böleceksin. Ve böylelikle tuz oranını elde edeceksin. Su oranını sormuş olsaydı 33 bölü 50 diyecektin. Çünkü burada 33 gram su ve 50 gram karışım var tümü. Peki bunun yüzdesi sorulmuş olsaydı, o zaman da şöyle derdin. 17 bölü 50 idi ya hani oran. Bunu 2 ile genişlettiğin takdirde bu bize 34 bölü 100'ün ta kendisini vermez mi? Verir. Şimdi bunu oku bakalım. %34. Ha, demek ki ben bunu bu şekilde de artık yazabilirim. %34 diye okuyorsam bu şekilde %34 biçiminde de yazabilirim. Tuz yüzdesi %34'tür. Su yüzdesini soruyorsa da karışım tuz yüzdesiyle su yüzdesi birbirini %100'e tamamlayacağından, su yüzdesi de ben 100'den 34'ü çıkarırsam 66 kalır. Bundan kaynaklı da su yüzdesi %66'dır diyebilirim. Şimdi geldik kazanın bakış 2'ye. Ağırlıkça %30'u şeker olan 40 gram şekerli su karışımıyla ağırlıkça %60'ı şeker olan 20 gram şekerli su karıştırılıyor. Oluşan karışımın şeker oranı. Şimdi bunu şöyle çözebiliriz. %30'du bak. 30'la miktar 40'tı. 40'ı çarptım. Artı %60'tı. 60'la 20 gramdı. 20'yi çarptım. Bölüyorum neye? Toplam miktara. Yani 40 artı 20'ye, yani 60'a böleceğim ben bunu. Tamam mı? Şimdi bunu biraz şöyle kenara çektim ben. Şurada işlemimizi bir yapalım gençler. Şimdi burada 30 kere 40 1200, 60 kere 20 de 1200. O halde ben 2400'ü eğer 60'a bölecek olursam cevabı bulurum ki bu da bana 40'ın ta kendisini verir. Yani şeker oranı burada %40'mış. Tamam mı? Bu cepte. Peki hocam bunu farklı biçimde çözebilir miyiz? En başında bir bahsetmiştiniz ya, tabii ki de çözeriz. O diğer problem çeşitlerinde de benim size ara sıra göstermek istediğim şey tork yöntemi, ki en çok karışım problemlerinde iş görür. Şöyle şu şekilde sayı doğrusu çizdim. Denge çubuğu da diyebiliriz buna. Şimdi bir %30'luk bir de %60'lık bir karışımım vardı benim. Şuraya yazdım %30. Şuraya yazdım %60. Sayı doğrusu üzerinde sıraladım ben bunları. Abi şimdi şundan 40 gram değil mi? E şimdi geçiyoruz buraya, bu da 20 gram değil miydi? Hangisinden fazla? 40 gram olan daha fazla. O yüzden ortalamayı kendine çekecektir. Yani bunların ortalaması ne mesela? 45 değil mi? 45'ten daha küçük olacak cevap, o kesin. Ama biz net cevabı istiyoruz tabi. Şimdi hemen 40 ile 20, yani karışım miktarlarının arasında bir oran yakalıyorum. Nedir? İşte 2x'e x'tir değil mi? Şimdi o zaman şurayı şöyle noktayı koydum. Denge çubuğum, denge noktam burada olacak diyeceğim. Tamam mı? Ve daha sonrasında diyorum ki 2x bu tarafta, x bu tarafta olacak. Yani burası x birim, burası 2x birim uzunluğunda olacak diyorum. E şurası komple kaç x? 3x değil mi? Bu 3x de bize 60'tan 30'u çıkarırsam 30'u vermez mi? Demek ki x kaçmış? 10. X 10'sa 10 birim eklersin buraya. Bak kaç gelir? %40 gelir. Cevap neydi az önce? %40'tı. Bak şimdi de %40'ı bulmuş ve elde etmiş olduk tabi. Şimdi kazanım bakış 3'e geçelim. Bu yöntemi biraz daha pekiştirmek istiyorum açıkçası sizlere. Ağırlıkça %75'i şeker olan un şeker karışımından A kilogram, %40'ı da şeker olan başka bir un şeker karışımındansa B kilogram alınarak %60'ı şeker olan yeni bir karışım elde ediliyor. Şimdi klasik yöntemle çözelim. %75'i şekerdi ve totalde A kilogramdı. 75'te A'yı çarptım. Artı %40'ı şekerdi ve B kilogramdı. Toplam karışım ne oldu? A artı B kilogram mı oldu? Peki yeni karışımın, bak yeni karışımdan bahsediyoruz, %60'ı mı şekerdi? %60 demek aslına bakarsan 6/10, yani 3/5 demek. Dolayısıyla burayı 3/5 biçiminde ben yazdım abi. Şimdi ne yapacağım? Şimdi de tabii şöyle özür diliyorum sizden. Şöyle bu direkt bana yüzdeyi bulduracağı için, %60, yani 60'a eşit olacak. Yüzdesini hesapladık çünkü. Tamam mı? Şimdi işte içler dışlar çarpımı yapacağız. 75A artı 40B eşittir 60A, tabi burası bölü 1 olduğu için 60A artı 60B dedim. Buradan 15A eşittir 20B mi geldi? Yani 5 ile sadeleştirirsem 3A eşittir 4B geldi değil mi? A B'nin kaç katıdır diyor. Yani şunu istiyor benden, A/B oranını istiyor. A/B oranını ben nasıl bulurum? Bu B'yi alırım, şuraya bölüm olarak atarım. Bu 3'ü alırım, şuraya bölüm olarak atarım ve A/B kaç gelir? 4/3 gelir. Bu cepte. Hocam bir de diğer yöntemle çözelim size zahmet. Emin ol diğer yöntemi daha çok seveceksin zaten. Şimdi bir sayı doğrusu çizdik yine. Abi birisi %40'tı. Şurasına %40 dedim. Tamam. Öteki de %75'ti değil mi? Şöyle. Şimdi biri A kilo, biri B kiloydu. Ama yani şeyi bilmiyorum ha. Yani şu A kiloydu bu arada. Şu A kilo, bu da B kilo. Yalnız ben burada miktarı da bilmiyorum. Şimdi o x'e 2x falan demiştik ya az önceki soruda. Onun nereden çıkaracağız? İyi dinle bak beni. Bana %60 olduğunu vermiş. Abi 60'ı ben nereye yazarım? Şuraya bir yere yazarım bak. %60. Şimdi geldik şuraya. 60'ın 75'e olan uzaklığı 15 birim değil mi? 40'ın da buradaki 60'a olan uzaklığı 20 değil mi? Şimdi şunu düşünelim. 15'te 20 aslına bakarsan 3x'e 4x değil midir? Demek ki bak ters orantı, hop, bundan 3x kadar girmiştir karışım. Bundan 4x kadar girmiştir. E diyor ki A'nın B'ye oranı 4x'i 3x'e bölersen 4/3'ün ta kendisini bulmuş olursun. Mis gibi de cevap gelir böyle. Tamam. Şimdi 178. sayfamızı da böylelikle bitirdik gençler. Devam ediyoruz. 179. sayfadayız artık. Kazanım bakış 4'teyiz. Hadi beraber düşünelim, beraber bakalım. Şimdi diyor ki X kutusundaki bilyelerin %55'i, Y kutusundaki bilyelerin de %45'i siyah. Bu iki kutudaki bilyelerin tümünün %49'u siyah olduğuna göre X kutusundaki bilye sayısının Y kutusundaki bilye sayısının oranı. Hadi hemen yeni öğrendiğimiz yöntemle yapalım bunu. Şöyle yapıyoruz. Bir çubuk çizdik. Birinin %45'iydi. Şurası %45 olsun arkadaşlar. Şurası da %55'ti değil mi? Şöyle yazdım. Peki yeni karışımın yüzde kaçı siyah? %49'u. 49'u da şurada bir yerde gösterdim. Şöyle %49 dedim. Şimdi 45 ile 49 arasındaki mesafe 4x. 49 ile 55 arasındaki mesafe 6x. Yani aslına bakarsan 2'ye 3 oran var. 2x'e 3x diyelim. 2'ye 3 oran var. Dolayısıyla 2x buradadır. 3x buradadır diyeceğiz. Şimdi %55'i ve %45'iydi ya, x kutusundaki bilye sayısının y kutusundaki bilye sayısına oranı. X kutusu %55'likti. Y kutusu da %45'likti. 2 bölü 3 bize cevabın ta kendisini verir. Çünkü bilye sayıları miktarları arasında 2'ye 3 oran bulmuştuk. Cevabımız 2 bölü 3 olur. Kazanın bakış 5'e bakalım beraber şimdi de. Tuz oranı %20 olan bir miktar tuzlu suyun 1 bölü 4'ü dökülerek yerine aynı miktarda tuz oranı %40 olan tuzlu su ekleniyor. Şimdi tuz oranı %20 ise ben bunun 1 bölü 4'ünü döktüm. 3 bölü 4'ü mü kaldı? Şimdi 3 bölü 4'ü kaldı ve %20'ymiş bunun oranı. Hala bak döksek de homojen olduğu için yine %20'dir. Bunun yerine o 1 bölü 4'ün yerine %40'lık bir şey dökülüyor değil mi? Son durumda karışımın su oranı soruluyor. Şimdi iyi dinle beni, iyi dinle. Bak bir tarafta %20'lik bir karışım var elimizde. Bir tarafta %40'lık bir karışım var elimizde. Şunun 3 bölü 4'üydü, dolayısıyla bundan 3K kadar girmiştir. Bunun da 1 bölü 4'üydü, K kadar girmiştir dedim. Ne tarafa yakın olacak? Bu tarafa. 3K burası olacak. Şöyle. Ve K'da burası olacak diyebiliriz. Şimdi totalde bakıyorsun şurası kaç K? 4K. Ve bu 4K kaç birim uzunluğa eşit? %20'den %40'a 20. O zaman K kaçtır hocam? 5'in ta kendisi. K 5 ise şunu şöyle eklersem, bak 20'nin üstüne 5 ekliyorum. He, burası %25'miş ama dikkat et, cevap %25 değil. Çünkü bizim bulduğumuz tuz oranı, bizden su oranı isteniyor. %25 tuzsa %75 de sudur diyebiliriz sevgili gençler. Tamam. Geldik kazanın bakış 6'ya. %20'si tuz olan 60 gramlık tuzlu su karışımına 40 gram saf tuz ekliyoruz. Bak şimdi %20'si tuzlu. 40 gram saf tuzun tuz oranı nedir? %100'dür. Tuz oranı soruluyor. Yeni tuz oranı soruluyor. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Tabi burada klasik yöntemle de çözebiliriz ama elimiz şu yönteme alışsın istiyoruz. Şöyle bir çubuk çizdik. Bunun %20'si tuz. Bunun %100'ü tuz. Şimdi %20'si tuz olan 60 gram. Bunun 40 gram. Doğru mu? Şimdi 60 ile 40 arasında 3x'e 2x'lik bir oran var. Dolayısıyla ne tarafa yakın olacağız arkadaşlar? Bu tarafa yakın olacağız. Ve burası 3x olacak. Burası 2x olacak. Toplam 5x mi orası? Ve 5x %100'den %20'ye 80 mi var? O zaman x kaçtır? Tabii ki de 16'dır. X 16 ise şurası nedir hocam? 2 kere 16 32'dir. 20'nin üzerine 32 eklersem aha da burası %52 olur. Ve tuz oranı yüzde kaçmış? %52'ymiş diyebiliriz. Tamam, tuz oranı sorulmuştu bize. Peki 90 gram saf su eklersem, şimdi bu saf suyun tuz oranı yüzde kaçtır? %0'dır. Dikkat et. Şimdi bir tane yine denge çubuğu çizdim. Bir tarafta tuz oranı %0 olan bir sıvı var. Bir tarafta yüzde kaçtı? 20 idi değil mi? Bu 60 gramdı. Bu 90 gramdı. 90 ile 60 arasında nasıl bir bağlantı var? 30'a böldüm 3K. 30'a böldüm 2K. Ne tarafa yakın olacak? Yine bu tarafa yakın olacak. Ve burası 2K iken burası 3K olacak. Toplamda 5K eşittir 20 mi diyeceğim %0'dan %20'ye? Aynen öyle. O halde K kaçtır? Tabii ki de 4. K 4 ise 2 kere 4 8 yapar. Ve 0'ın üzerine 8 eklersem yeni karışımımızın tuz oranı %8 olur. Su oranını sormuş olsaydı artık %92'dir diyebilirdik. Yan tarafta, üst taraftaki soruda yine su oranı sorulmuş olsaydı ona da %48 diyebilirdik sevgili gençler. Evet, kazanın bakış 6'yı da sonlandırdık artık ve geçtik 7'ye. Kazanın bakış 7'de 20 gram 18 ayar altınla 30 gram 24 ayar altın eritiliyor ve karıştırılıyor. Buna göre oluşan yeni karışımın altın ayarı sorulmuş bize. Şimdi yine aynı yöntemi deneyelim. Yiyecektir, illaki yemesi lazım. Çünkü uydurma bir yöntem değil. Bilimsel bir şey. Şimdi bir 18 ayarımız var. Şuraya yazdım 18 ayar. Bir de 24 ayarımız var. Şundan 20 gram, bundansa 30 gram var. Şimdi karışım miktarlar arasında nasıl bir bağlantı var? 2x'e hop 3x'lik bir bağıntı var. Demek ki bu tarafa yakın olacak. Bu taraf 3x, bu taraf 2x olur diyeceğiz. 3x 2x daha 5x yapar ve bu aradaki mesafe, yani 18'den 24 aradaki mesafe 6'dır. X buradan ne gelir? 1,2. Şimdi x madem 1,2, 3x nedir? 3,6'dır. 18'in üzerine 3,6'yı ekleyecek olursam 21,6 bana cevabın ta kendisini verir. Bak bu kadar basit. Yani yeni oluşan altın ayarı 21,6 ayar olacakmış arkadaşlar. Tamam. Geldik kazanım bakış 8'e. A kabında ağırlıkça %32 tuz içeren 80 kilo. B kabında ise ağırlıkça %48 tuz içeren 40 kilo tuzlu su bulunmakta. Önce A kabındaki tuzlu suyun yarısı. Şimdi dur. A kabındaki tuzlu su, bak bunu kafamızdan çözeceğiz. İyi dinle. Tamam, bak kalem oynatmayacağız. 80 kiloydu A kabındaki. B kabındaki 40 kiloydu. Ve diyor ki bana A kabındakinin diyor yarısı. Yarısı. Bunun yarısı 40 kilogram yapmaz mı? Miktar olarak 40'a 40 karışmıyor mu? O zaman karışımın tuz yüzdesi %32 ile %48'in tam ortasındaki sayı olacaktır ki %40'tır kendileri. Şimdi o zaman B kabında oluşan yeni karışım 40-40 daha 80 olmuş oldu. Ve bunun %40'ı tuzdu. A kabından ne kaldı? 40 kilogram bir karışım kaldı. Ve bunun da hala %32'si tuz değil mi? Peki sonra diyor ki B'ye alınarak karıştırılmış. Sonra da B kabındakinin, yani 80 kilonun yine yarısı, yani gene 40 kilogramı A'ya dökülmüş. 40'a 40 karışmayacak mı yine? Evet. O halde cevap %40 ile %32'nin tam ortasıdır bu sefer ki %40 ile %32'nin tam ortasındaki sayıda 40 ile 32'yi toplarsın 72, 2'ye bölersin 36 gelir. Demek ki cevabımız da %36 olacaktı. A kabında son olarak oluşan tuzlu suyun yüzde kaçı tuzdur diyordu? %32'si diyeceğiz gençler. Geldik kazanım bakış 9'a. Bu da artık bu konu anlatımının son sorusu arkadaşlar. Karışım miktarı 2 basamaklı bir doğal sayı olan bir tuzlu su karışımının %20'si tuzmuş. Yani 5'te birinden bahsediyoruz. Bu karışımdan karışım miktarının rakamları toplamı kadar su buharlaşıyor. Ve karışım miktarının rakamları toplamı kadar tuz ekleniyor. Oluşan yeni karışımın tuz oranı da %40 oluyor. Buna göre bu karışımın başlangıçtaki miktarı. Şimdi dur. Başlangıçta 2 basamaklı AB sayısı kadar bir karışım vardı. Yani aslına bakarsan 10A artı B miktarında bir karışımdan bahsediyoruz. Çözümledim AB 2 basamaklı sayısını. Bunun %20'si tuzsa 5'te 1'i kadar tuz vardır elimizde. Yani 10A artı B bölü 5 kadar bir tuz var elimizde. Şimdi ben bunun belli bir miktarını, yani ne kadarını, rakamları toplamı kadar olan kısmını buharlaştırıyorum. Buharlaştırdığımız zaman şu tuzdan hiçbir şey eksilmez arkadaşlar. Eksilen tek şey sudur. Ve bu buharlaştırdığımız su kadar bu karışıma tuz ekliyoruz biz. Saf tuz. Doğal olarak rakamları toplamı kadar buharlaştırdıysak rakamları toplamı kadar da tuz ekleyeceğiz. Ve yeni karışımımız yine AB2 basamaklı sayısı kadar olacak. Şimdi tuz miktarımız ne bizim toplamda o halde? 10A artı B bölü 5 artı A artı B'dir arkadaşlar. Ben bunu toplam karışım miktarına, yani 10A artı B'ye bölersem eğer, işte bu bana tuz oranını verecek. Yani %40'ı, yani 2 bölü 5'i verecek arkadaşlar. %40'ı verecek. Peki içler dışlar çarpımı yaparsam bak tertemiz buradaki 5 ile buradaki 5 ile birbirini götürecek ve 10A artı B artı 5A artı 5B gelecek. Eşittir. Burayı da çarparsam 20A artı 2B gelecek. Burada 10A ve 5A var, etti 15A. Onu sağ tarafa fırlatırsam burada 5A kalır. 2B vardı, 6B vardı, burası da 4B yapar. 4B 5A'ya eşitse A ile B'nin rakam olduğunu biliyorum çünkü AB 2 basamaklı bir sayıydı. O halde B'nin 5, A'nın 4 olmaktan başka çaresi yoktur. Peki AB 2 basamaklı sayısı 45 olmaz mı o halde? Tabii ki de olur. Bu karışımın başlangıçtaki miktarı sorulmuştu. 45 gramdır diyebiliriz sevgili gençler. Hatta sağlamasını yapalım. 45'in %20'si tuzsa ki %25'i 9 gram yapar. Şimdi 9 gram bizim neyimiz var? Tuzumuz var içeride. Ben bundan rakamları toplamı kadar suyu buharlaştırıyorum. Yani 9 gram su buharlaştırıp yerine 9 gram da tekrar tuz ekliyorum. Yani yine 45 gramım var ama bu sefer 18 gram tuzumuz var. 18'de 45. 9'da sadeleştir. 2/5 yani %40'ın ta kendisi ki bize de zaten %40 olmaktadır diyor. Demek ki gerçekten cevabımız doğru ve cevap 45 olacaktı. Evet gençler, şimdi tabii aklına şu soru gelebilir. Hocam bu tarz bir soruyu yukarıda gösterdiğiniz ve her soruda kullandığınız yöntemle çözemez miyiz diye. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Şimdi bu soruya bakacak olursak özel bir yanı var. İşte basamak kavramı yani çözümleme giriyor işin içerisine. AB2 basamaklı sayısı giriyor. Rakamları toplamı giriyor ki ortada bir belirsizlik olduğu için ben bunlar arasındaki herhangi bir oranı da bilmiyorum, bulamıyorum. Bundan kaynaklı da bu yöntemi uygulayamıyoruz maalesef. Keşke uygulasak her soruya. Evet gençler, karışım problemlerinin kazanım bakış kısmını hallettik. Şimdi sırada ÖSYM bakış kısmı var. O videoya seni bekliyorum. ÖSYM bakış videosunda görüşürüz. Tabi sen kazanım bakış kısmındaki sorulara benzer olan diğer kitaplardan, hangi kitaptan çalışıyorsan ki bizim önerimiz biliyorsun TYT Matematik Soru Bankası'ydı Barış Yayınları'nın. Yine Barış Yayınları'ndan çözüyorsan kazanım bakış sorularını mutlaka ama mutlaka çözmen gerekiyor. Diğer kitaplardan çözüyorsan da kazanım sorularını mutlaka eritmen gerekiyor. ÖSYM bakış videosundaki sorular içinde sevgili arkadaşlarım, onları da çözdükten sonra yine diğer kitaplardan veya Barış Yayınları'ndan ÖSYM bakış sorularını çözebilirsin. Diğer kitaplardan da yeni nesil sorulara başlangıç yapabilirsin. ÖSYM tarzı soruları çözmen gerekiyor. Videonun başında uyarmıştım, yine söylüyorum. Her gün bir test çözerek 40 gününü dolu dolu geçirebileceğinde bir kaynak var. Tamamını kendim yazdım ve problemler fasikülü toplamda 88 sayfa, 320 tane soru var içerisinde. Her gün 8 tane soru çözerek o 40 gününü inanılmaz değerli hale getirebilirsin. Problemler adına aklında bulunsun. Evet, kalemimizi koyduk. Sonraki videomuz ÖSYM bakış olacak karışım problemlerinde. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.